Bu arada mucize. Şurada şöyle bir testere duruyordu. Ama durum kötü. Kangren olmamak için bir saattir o demiri kesmeye çalışıyorum. İnşallah tekrar tekrarlamaz. Şu an telefonlar çöktü. Hiçbir şekilde kimseye ulaşamıyorum. Bunda şurayı, şuradaki iki demiri kestim. Bina hani çok şiddetli bir şekilde yani havaya kalkıp yeri yere oturup sağa sola vurunca ben kendim bir anda merdivenin boşluğuna doğru yani uçmuş bir şekilde buldum. Yani kendim yürümedim aslında oraya. O sırada benimle beraber bir kişi daha aynı şekilde arkamdaydı. O sallantı anı gerçekleşip bina alt kat çöktü. Yani bayağı bir oturdu aşağıya. Benim de tam üzerimde işte bir dört katın molozu vardı. Dört bir şeyin merdiven boşluğu vardı üzerimde. Bir sakinlik toz duman aşağı inince de hani arkamdaki kişi flaşını yaktı. Ben flaşımı yaktım telefonun. İkimiz de tam kalkıp kaçma pozisyonuna geldik. Arkamdaki kaçabildi. Ben kalkamadım. Ayağımı sıkıştığını orada anladım. Ondan sonra işte flaşla ayağıma baktığım zaman korkuluk demirlerinin ayağımı kilitlediğini, molozun da o korkuluk demirlerinin üzerine düştüğünü fark ettim. Daha sonra işte ayağımda bir kanama var mı diye baktığımda alt bölgede bir ışığı tuttuğumda bir testerenin ucunu gördüm. Turuncu bir uç gördüm böyle. Onu işte elimle oynamaya başladım. Yaklaşık bir saate yakın onu yerinden çıkartmaya çalıştım. O şekilde hani testereyle yaklaşık 2-2,5 saate yakın bir kesme işlemi yaptım. O bir saatte katarsak 3,5 saat falan civarı. Testereyle kestim ama molozun üzerinde olduğu için gene oynatamıyorum. Yerde hani o merdivenin profillerinden boş bir profil buldum. Onu molozun altına dayayıp hani oraya bir yük yapıp üstüne bastırıp bir şöyle birazcık bir santim civarı kıpırdatınca dizim aşağıya düştü zaten. Sürünerek odama doğru çıktığımda herkes oradan çıktığı için ben de ilk orayı tercih ettim. Oradan dışarıdan geçen insanlara bağırdım. Hani 3 tane bir genç geçiyordu. Yardım edin ben buradayım çıkmam lazım diye. Yatak serdiler yere. At hani bundan daha kötüsü olmaz deyip yani ben de kafa üstü kendimi aşağıya bıraktım. İşte orada beni hemen dışarı kaldırıma doğru çektiler. Ondan sonra yerde bir ateş yaktılar işte ısıtmak için beni. Gece çünkü çok çok üşüdüm yani testereyi elimde tutamıyordum bile yani o kadar bir titreme olmuştu.